Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de Aslı, seni dinleyelim. Hocam siz de tabii ilave edeceksiniz Hilmi'nin bıraktığı yerden. Senin bir sorun mu var? Yok, ben hızlıca birkaç bir şey söyleyebilirim. Öncelikle Sedef Kabaş'a geçmiş olsun diyelim. Gerçekten de bir gazetecinin cezaevinde olması, ifadelerinden dolayı cezaevinde olması hepimiz üzüyor. Ne zaman olsa o zaman yine üzülüyoruz. Ne dediği, nerede durduğu, siyaseten kim olduğu önemli değil. Gerçekten de bu ifade özgürlüğü var mı yok mu bu ülkede sorusuyla ilgili. Ve her seferinde maalesef cevabın hayır olduğunu görüyoruz. İfade özgürlüğü olmayınca da demokrasinin olmadığını biliyoruz. Yani en temel unsurlarından biri demokrasinin. Kendini özgürce ifade edebiliyor musun? Edemiyorsun. Şimdi hükümetin bize söylediği şey, Türkiye'de şu anda resmi makamların bize söylediği şey, biz çok büyük bir devlet olduk, herkes bizi kıskanıyor, Afrika'ya büyük açılım yapıyoruz, bak biz medeniyet görsünler, bak sihalarımız var, bak şu, bak şu vesaire vesaire. Ama günün sonunda Alman kendi hükümetiyle ilgili istediği lafı edebiliyor, Fransız edebiliyor, efendim Hollandalı ediyor, İngiliz ediyor, Arnavut ediyor, Sırplar edebiliyor. Bizim memleketimizde 160 bin dava açılmış. Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı insanlar cezaevinde. Evet. Yani bir bu sanal böyle çok büyüğüz, alemlerin kralıyız söylemini hafif bir açalım ve gerçek yüzünde görelim. Böyle bir otoriter bir eğilim çok üstelik ortada. Üstelik de belki daha kötüsü geliyor sosyal medya düzenlemesiyle. Sosyal medya düzenlemesi, yani bu saydığın 160 bin davanın bir bölümü de sosyal medyada, hiç düşünmeden ağırlıklı bölümü. Paylaşılan insanlar, ben cezaevine girmiş insanlardan hasbelkader ya kimlerle yattınız diye özel bazı büyük davalar, tanınan, kamuoyunda bilinen davalarda yatan insanlarla daha sonra sohbet ettiğimde ya da röportaj yaptığımda diyorlar ki ya Kovuş'ta 4 tane sosyal medya paylaşımında, ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun arasında gurbetçiler de var. Yani ya. Fransa'da oturuyor. Bir şeye kızmış, bir politikaya karşı bir şey paylaşmış. Şimdi bir kere bu son derece, hani bu Türkiye'nin birinci lige çıktık, çok önemliyiz, bütün dünya bize bakıyor, herkes bizi kıskanıyor söylemiyle tamamen çelişen, son derece kırılgan, son derece kompleksi bir devlet algısı, devlet yapısını gösteriyor bize. Bir kere bunu ortaya koyalım. İkincisi, hocamın söylediği, senin de katıldığın bir unsur var. Ben buna katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Hukuk devleti meselesi. Hukuk devleti meselesi. Şimdi aslında hocam dedi ki, ya aslında bu kanunlar kötü değil dedi. Aslında bu kanunlar doğru uygulansa bu ülkede demokrasi tesis edilebilir dedi. Hocam, yani keşke öyle olsa. Gerçekten 5-10 söz aldığımda cevap verdim. 5-10 yıl öncesine kadar bence öyle inanırdım. Derdim ki yani aslında şu içtihat var, bu da var, bu da var. Fakat kardeşim bu kanunlar nasıl kanunlar? 301'i var. İşte her türlü Cumhurbaşkanı'na hakaret davası, şuna hakaret davası, her devlet yetkililerine hakaret davası. Yani onu geç. Yani biz hakaret edilsin istemiyoruz. Kimse kimseye hakaret etmesin. Ama şu bir gerçek. Sen dahil, işte vali dahil, belediye başkanı dahil, Kemal Kılıçdaroğlu dahil, efendim Meral Akşener dahil, işte şarkıcı, türkücü kim varsa kamuoyunun önünde ünlü şahsiyetler diyebileceğimiz kamuoyunun önünde bir görev gerçekleştiren insanlar eleştiriye tahammül etmek zorunda. Bütün dünyada evrensel hukuk normlarında şöyle kabaca bir kural var. Eğer ünlü bir şahıssan seni eleştiren insanlar olacak. Saçını beğenmeyen, kilonu beğenmeyen, politikanı beğenmeyen, geçmişini, geleceğini, fikrini bunlara tahammül etmek zorundasın. İfade özgürlüğü ve hakaret davalarına ilgili kanunlar bütün demokratik ülkelerde sıradan vatandaşı koruyor. Amerika'da o da yok. Orada çok geniş bir kullanımı var. Oraya girmiyorum ama İngiltere'de ve kıta Avrupa'sında sıradan vatandaş tabii ki koruyacaksın. Onu korumaya ihtiyacı var. Ama başbakanı da koruma. Yani bugün Macron'la ilgili her şey, her türlü karikatür, her şey yazılıp çiziliyor. Macron bizdeki kanunlara özeniyor mu acaba? Zaten yurt dışına, batıya, Avrupa'ya gitme, gerilere gittiğinde de geçmişe, Türkiye'de. Canım, 70'ler, 80'ler, 90'lar. Başbakanların, cumhurbaşkanların, Türkiye'de siyasilerin. Türkiye'de de öyle.
Aynen. Ne karikatürler, ya, ne parodiler değil mi? Neler neler Levent yapılabiliyordu Kırcan'ın bugün. Levent Kırcan'ın neydi o mizah projesi o kadar. Yani şimdi biz bunlarla büyüdük. Ve bunlarla büyük, bunlar düşünülemez bile. Ben bugün böyle bir siyasi mizah programı düşünemiyorum. Düşünebiliyor musunuz ne kadar gerekmiş? Yalnız şu hocam cevap vereceğim dedi, onu söyleyeyim. Evet. Yani bu ülkede kanunlar noktası, bu hukuk devleti, kusura bakmayın siz de bir hukukçusunuz ama bu hukuk devleti fetişizmi yapmayalım. Türkiye'de öyle yamalı bohça bir orada değişti, burada şey oldu, burada bir referandum, burada değiştirdik, burada işimize geliyor, bunları atmak için, bunları kesmek için, buradaki kadro sürekli değişen bir hukuk var. İkincisi yani şunu diyor ama bunu da diyor. Yani size özgürlükçü bir yorum için malzeme veren birkaç içtihat var ama son derece sert, otoriter bir sistem kurmanıza imkan veren içtihatlar da ve kanunlar da var. Ayrıca bu nasıl hukuk devletiymiş ki? Hakimlere bakıyorsun, savcılara bakıyorsun. Hepsi her an böyle elinde mercekle tutuklayacak adam arıyor. Şimdi böyle bir ülkede yani ben de kanunlara çok fazla güvenemiyorum. Yani bu yapı bu kadar sağlamsa niye bu niye böyle bir yargı? Hocam uzun konuşacak ama ben kısa bir şey söyleyeyim. Ben şunu söylemeye çalıştım. Biz hukuk devletine sahip çıkmalıyız ve savunmalıyız. Yani Türkiye önemli bir gelenekten geliyor. Yani 1830-39 Tanzimat Fermanı bir gelenek. Ama şöyle inşa etmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Siz yazmış adam ifade edemiyor kendini. Sis diye yazmış Namık Kemal. Tamam ama işte ben bunu söylüyorum. Bu mücadelenin Sisi içinde bir yere İstanbul'da geldik. Yani neyi bunu anlatıyor orada? Abdülhamit'in baskıcı rejimini anlatıyor. Ya o bize bir fikir veriyor. Adam oturup bir siyasi o dönemde yani oturup bir siyasi metin yazabilmesi lazım, bir makale yazabilmesi lazım. Evet. Yazamıyor. Ama yasaların gerçekten fena olmadığı konusunda hocama katılıyorum. Çünkü bir uyuşturucu baronunu serbest bırakacak, kaçma şüphesi olmadığına hükmedip serbest bırakacak kadar yorumlanabildiğini gördük geçmişimizde. Ya da eşini öldüren birinin iyi halden nasıl cezalar aldığını da gördük. İyidir, hatta tutuksuz yargılandığını da görebildik. Yani Sedef Kabaş'ı tutuklamadan uyuşturucu baronunu serbest bırakmaya kadar ya da bir Sedef Kabaş'ın savunmasında söylediği gibi burada bir canlı bomba şüphelisi olsam serbest kalacaktım demesine kadar yorumlanabilen böyle bir yasa dizimiz var. O anlamda biraz öyle. Evet. Biraz bu işi şöyle yorumluyorum aslında hocamdan bazı notlar aldığımda ben sonra hocama vereyim notu. Çünkü dedi ki soruşturmalar bile başlı başına tehdittir dedi. Tabii. Zaten bu olay bence tamamen bu. Çünkü soruşturmalar derken burada bir karakol var yakınımızda. Sağ olsun polisler çok iyi niyetli çünkü bize tebligatlar. Soruşturmalar yağıyor. Çünkü öyle bir şey ki bu hocam. Hukuk devleti. Yani bir gün otelde atladığınız bir soruşturma deneyiyle gözaltına alınabilirsiniz. Ve polisler o kadar iyi niyetli davranıyorlar ki telefon ediyorlar. Ya atlayabilirsiniz bunu bir an önce gelin diye. Hakan yakacaksın polislerin başını. Atlayabilirsiniz buyurun gelin bir ifade ediyoruz. Yani arka arkaya soruşturmalar geliyor ki Sedef Sadat Kabaş olayı tamamen öyle. Yani bilmiyorum bu ne kadar var ama ben görmedim. Yani bizimle ilgili ayrı ayrı hakaret davaları. Yani en yaygın dava basın yoluyla iftiradır. Bunlar açılıyor. Ya bunların birleştirildiğini ben pek görmedim. Ayrı ayrı kişilerle ilgili davalar üst üste konuyor. Şikayetler üst üste konuyor. Geriye doğru bir tarama yapılıyor. Ve en azından bir süre tutuklu bırakmak için yüksek bir hapis cezası isteniyor. Bu dava tamamen bizi tehdit altında tutmak için artık bir araya getirilmiş bir davalar kümesi. O yüzden tam olarak bunun bir uygulama davası olduğunu söyleyeyim. Yani yasalarla ilgili değil. Bir de hocam dedi ki kendisi hukukçu olduğu için söylemiyor. Bu iş ahimde biter. Hocam ahimde bitmiyor. İşte en son Kavala davasında gördük. Biz o hukuku tanımıyoruz noktasına kadar geldik. Tabii siz söylemeyin ben söylerim. Bir süre sonra uzun süreli bir hapis cezası verilebilmek için bu dava açıldı. Geriye dönük taramalardan da bunu anlıyoruz. Ama yarı yolda vazgeçildi. Benim de esas hakkında mütalaam gazeteci olarak budur. Hukukçu olarak Ersan Hocam söyleyemez bunları. Şimdi Ersan Hocam isterseniz şöyle yapalım. Bir de İsmail'i kısaca dinleyelim. Daha sonra toplu olarak siz burada konuşulanlar ve değerlendirmelerle ilgili hukuki boyutundaki itirazlarınızı ve katılmadıklarınızı lütfen paylaşın bizlerle. Özellikle aslında itiraz noktasında. İsmail,
Sana döneyim, Sedef Kabaş'la başladık tahliye kararıyla ama aslında sadece Sedef Kabaş'ı konuşmuyoruz. Yani bu güncel bir tutuklamaydı, şu andaki en sıcak haberdi. Ama geriye dönüp baktığında sayısız dava, sayısız soruşturma, benzer tutuklama, Osman Kavala gibi bir simge davada görüyoruz. Yani demokrasinin, insan haklarının, ifade özgürlüğün, basın özgürlüğün önünde engel oluşturabilecek ne varsa onları konuşuyoruz. Ama Sedef Kabaş özelinde nasıl değerlendiriyorsun tahliye kararını, nasıl bir yargılama oldu bu? Niye 49 gün içeride kaldı? Sana göre senin için ne ifade ediyordu? Sedef Kabaş'a geçmiş olsun diliyorum evvela. Sedef Kabaş olayı başlı başına siyasal bir yargılama. Yani hocam az önce ifade etti. Dedi ki yani Türkiye'de kanunlar aslında Avrupa hukukuna denk kanunlar. Bir zamanlar öyleydi. Yani büyük ölçüde öyleydi. Pratikte sorunlar vardı. Ama bugün itibariyle o Türk Ceza Kanunu'ndan geriye direkt değişik edilmiş bir metin kaldı. Hem Türk Ceza Kanunu hem de terörle mücadele kanunu defalarca değiştirildi. Defalarca değiştirildi ve özellikle 2016'dan 15 Temmuz'dan sonra mümkün